Evet. Burada f fonksiyonu verilmiş. Fx 3 eksi 5 x denmiş ve fx de eksi 12 demiş. İkisi de fx olduğu için sol taraflar. Sağ tarafları eşitleyebilirim o zaman. Yani fonksiyonun kuralı 3 eksi 5 x eksi 12 eşitmiş aynı zamanda. E buradan eksi 5 x'i sağa attım. 5 x eksi 12'yi sola attım artı 12 diye. 3 artı 12'den 15. Buradan ne oldu? Her tarafı 5'e böldüğümde x'i 3 bulurum. Cevabım c olur. Geçtim ikinci soruya. Burada gx fonksiyonu verilmiş yine. Gx 4x artı 2 kuralı verilmiş ama g3m eksi 4'te 7 olarak verilmiş. O zaman burada diyor ki g fonksiyonu şey m kaçtır? Bunu iki türlü çözebilirim. Şimdi gx varken elimde şuradaki g3m eksi 4'ü bulabilirim. X gördüğüm yere parantez içindeki 3m eksi 4'ü yazdım. E gx 4x artı 2 ise g3m eksi 4 4 çarpı 3m eksi 4 artı 2. Bu da 7'ye eşitmiş. Yani burayı şurada kuralı kullanarak yazdım. E burası ne yapacak şimdi? 4 kere 3 12m. Burayı dağıtınca. Eksi 16 artı 2'den eksi 14 mü yaptı? Eksi 14 eşittir 7. E buradan 12m eşittir 21 olur. Eksi 14'ü sağ tarafa atarsam. M dediğim 21 bölü 12. Tabii ki sadeleştirdiğim zaman 3 ile 7'ye 21'i 3'e böldüm 7. 12'yi 3'e böldüm 4. 7 bölü 4 olur cevabım. Doğru cevap B seçeneği. Üçüncü sorudayız. Hx verilmiş bana. Ve burada bir eşitlik verilmiş. H eksi 2 eksi 2 H1. H K artı 4 olduğuna göre K kaçtır? Şimdi şuradan devam ediyorum. H eksi 2. Şimdi Hx ne? 1 eksi x. O zaman H eksi 2. 1 eksi eksi 2. İlk gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Eksi 2 tane H1. H1 dediğim ne? Aslında direkt H1'i 0 olarak yazacağım. Hiç uğraşmayacağım. Çünkü 1 yazdığımdan 1 eksi 1 0. O zaman burası ne oldu? 2 çarpı 0 oldu. Burası 0 oldu. Eşittir. EK artı 4. 1 eksi K artı 4. Yani X gördüğüm yere K artı 4 yazdım. 1 eksi X'di. 1 eksi K artı 4. Şimdi burayı toparlıyorum. Burada 1 eksi eksi 2. 1 artı 2'den 3 yaptı. Şurası zaten 0 oldu. Eşittir. Şimdi buradan ne geldi bak? Eksi k eksi 4. 1 eksi 4'ten eksi 3 eksi k geldi. E buradan eksi k'yi sol tarafa 3'ü de sağ tarafa atarsam k eşittir. Eksi 6 bulunur. Cevabım A seçeneği olur. Geçtim diğer soruya. F ve g fonksiyonları tanımlamış. Reel sayılarda fx'in ve gx'in kuralı verilmiş. Buna göre x kaçtır demiş. 2 çarpı fx eksi 1. Şimdi fx eksi 1 dediğim ne? Parantez açıyorum. X gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Fx fonksiyonunda 3 çarpı x eksi 1 artı 4. Doğru mu? Bu fx eksi 1 artı g 3 eksi x. X gördüğüm yere 3 eksi x yazacağım. Yani 1 eksi 2 çarpı 3 eksi x. Bu da g 3 eksi x oldu. Burada x yerine 3 eksi x yazdım. Eşittir 4. Şimdi hızlıca toparlayacağım burayı. Şuradan ne geliyor? 3x geliyor. 2 ile çarptım 6x oldu. Direkt 2'yi dağıtarak gidiyorum. Daha sonra şimdi şurada önce bu parantez için halledeceğim. Eksi 3 artı 4'ten 1 geliyor. Yani aslında şu içerinin tamamı 3x artı 1. 2 ile çarptığımdan 6x artı 2 oldu. Şuradaki 2 ile çarptım onu. Bunu da hallettim. Şimdi burada artı 1 var. Artı 1'i yazdım şuradaki. Şurayı da dağıttığım zaman eksi 6 artı 2x oldu. Yani eksi 2 çarpı 3. Eksi 6 eksi 2 çarpı eksi x. Artı 2x eşittir 4. Şimdi burayı toparlayalım. 8x. Doğru mu? 6x 2x daha 8x. Artı 3 eksi 6. Eksi 3 eşittir 4. Buradan eksi 3'ü sağ tarafa attım. 8x eşittir 7. 4 artı 3'ten. X dediğim 7 bölü 8 bulunur. Cevabım D seçeneği olur. Geçtim diğer soruya. F, G, H fonksiyonu. 3 fonksiyonum var. Hx verilmiş bana. 3 eksi x bölü 2 diye verilmiş. E burada bir eşitlik daha verilmiş. Fm artı 1 eksi g0 2g0 h5 bölü 2. Şimdi şuradan devam ediyorum. Fm artı 1 dediğim ne? X gördüğüm yere m artı 1 yazacağım. Fx x artı 1 bir fazlasına götürüyor. Fm artı 1 m artı 2 yani m artı 1 artı 1'den m artı 2 oldu. Eksi 2 çarpı g0. G0 dediğim x yerine 0 yazdığım zaman 0'ın karesi eksi 4'ten eksi 4 oluyor. Eksi 2 çarpı eksi 4 eşittir. H5 bölü 2. Şu
Şurada h-x'i verdiği için h5'i bulabilirim artık. h5 dediğim ne? 3 eksi 5 bölü 2. X yerine 5 yazdım. 3 eksi 5 eksi 2 bölü 2'den eksi 1 oldu. O zaman şurası da eksi 1 bölü 2. Şimdi hızlıca toparlıyorum burayı. Şurası tamamı kaç yaptı? Eksi 2 çarpı eksi 4 artı 8. Yani m artı 10. M artı 10 oldu. M artı 2 artı 8. M artı 10. Eksi 1 bölü 2. İçler dışlar yapıyorum. 2m artı 20 eşittir eksi 1. Buradan 20'yi sağ tarafa attığım zaman 2m eşittir eksi 21. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da m'yi eksi 21 bölü 2 bulurum. Cevabım C olur. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.